Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Özmen. Bugünkü videoda Sahra'nın evini bulmaya karar verdik. 21.05.937 yıl. Burayı bir kapısını çalacağım. Eğer burası değilse bile zaten illaki gösterir bize düşünüyorum. Bismillah. O kapı kendime açıldı, ben mi yanlış gördüm? İçeride bebek mi alıyor? Bebek sesi geliyor. Bebek mi alıyor? Evet. Bir dakika. Şşş. Bizim Sahra dediğimiz kişi bu olabilir mi acaba? Bir büyücünün evinde bunların ne işi var? Bir büyücü bunların neye yaradığını bilir ama asla ne evine sokar ne de bunları bir insanın öğrenmesini ister. Ben Sahra El Hattat, 1977 İran doğumluyum. Burada yazanla o kadınların dediği birbirine tutuyormuş. Buradan yazandan anladığın şey ne? Kaçın oradan! Tamam abla, tamam abla. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fırat Özmen. Bugünkü videoda, geçtiğimiz videoda yaşananlardan dolayı Sahra'nın köyünü bulmaya karar verdik. Geçen videoda neler yaşandığını biliyorsunuz arkadaşlar. Bize cin mezarının olduğu ormanı tarif eden kişi, Kerem abimin müşterisi, aynı zamanda büyücü kadınların numarasını veren evi tarif eden kişi, videonun sonunda 3. kadın çıktı. 3. kişi, Sahra'nın girdiği kılık o. Üç gündür ekip olarak bunun şokunu yaşıyoruz ve bunun üzerine düşündük, taşındık, Sahra'nın evini bulmaya karar verdik. Bir tarife göre Sahra'nın olduğu iddia edilen köye geldik. Evinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Tek tek komşulara sora bulacağız. Bu işin bizim için ne kadar tehlikeli olduğunu bilsek de bu işin peşini bırakmayacağımızı söylemiştik. O yüzden ne olursa olsun bugün Sahra'yı bulacağız ve yaşananların hesabını soracağız. Bugünkü videoda yanımda yine Emir var, Kerem abim var. İlker kamera arkasında bugün. Bu videoya kameraman gelmek istemedi. Korktu arkadaşlar. Gerçekten, çünkü arkadaşlar bugün başımıza ne gelecek hiçbir fikrim yok. Önceki kadınların söylediklerini duydunuz. Ne olursa olsun Sahra ile röportaj dahi yapmayın dedi. Yani canınızı seviyorsanız yapmayın dediler. Canınızı tehlikeye atarsın dediler. Olur da karşınıza bir yerde çıkarsa bizimle yaptığınız gibi röportaj yapmaya kalkmayın. Vallahi canınızı tehlikeye atarsınız. Ben şimdiden uyarıyorum sizi. Ben orman videosunda yaralandım. İzleyenler biliyor. O yüzden bunun için bile olsa o kadını bulup bunları soracağım bugün. Öyle bir köye geldik ki size bir şey göstermek istiyorum. Köyün çeşmesindeki tarihe bakın. 21.05.937 yıl. Köy 937 yılında kurulmuş bu çeşme. Çok acayip bir yerdeyiz. Koskoca köyün içindeyiz arkadaşlar. Hangi ev olduğunu bilmiyoruz. Sadece köyün burası olduğunu biliyoruz. Tek tek komşulara sora evi bulmaya çalışacağız. Eve doğru ilerleyelim. İnsanlarla konuşurken eğer yüzleri gözükürse yüzlerini sansürlemek zorunda kalacağım. Daha sonra davalık olmamak için, bir sıkıntı yaşamamak için insanların yüzlerini gösteremeyeceğim. Köyün içinde gezeceğiz. Sen arabayı nereye bıraktın? Araba geride kaldı. Köyün geçişinde, çeşmenin sonunda. Çok uzak bırakmasa mıydık ya? Çok karanlık ya. Yani köy çok eski bir köy. Evlerin hepsi boş gibi abi, baksana. Bak evleri göster. Gibi. Bak evleri göster, evlerin hepsi bomboş. Kimse yaşamıyor. Yapılar çok eski. Bu köyde sadece Sahra yaşıyor deseler inanın şaşırmam, çünkü köyde yaklaşık videoya başlamadan bir 15 dakikada gezdik. Kimse yok. 100 yıllık. Çok acayip. Gerçekten kasvetli bir... burası yani sanki. Baksana merdivene abi. Bak. Şu merdivene basarsan bu merdiven kırılır. Nereden baksan 10 yıldır bu merdivene. 10 yıldır bu merdivene kimse basmamış. Abi ne bu ev ne bu merdiven kullanılmıyor. Emin ol. Bu köyde ne kadar incir ağacı var ya. İncir fark ağacı. Ettin mi? İncir ağacı. Hemen hemen her bahçede bir tane incir ağacı var. Lan merak ettiğim şey, sabahtan beri bu lambalar yanıyor, sokak lambalar. Lan bu köyün insanları nerede? Bu köyün marketi nerede? Kimseyi görmedik. Sanki terk edilmiş köy. Baksana, İlker göstersene buraları. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bir incir ağacı daha. Bak bir tane daha. Bak bir tane daha. Bak yolumuzun üzeri full incir ağacı. Bu arada arkadaşlar önceki videoda Emir'i soran çok olmuş. Emir yaklaşık bir 10-15 saniye o videoda boğulma geçirdi. Çocuğun boğazı da hep tahriş olmuştu. Yeni iyileşiyor. Biz 3 gündür dediğim gibi bunun şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Şimdi iyi çok şükür kardeşim. Orman videosunda bana vuran oldu. Benim kaburgam kırıldı resmen. Onun raporunu da aldım, hatta koyabilirim belki. Bu çocuk boğuldu. Eğer bunları yapan oysa bugün elimden çekeceği var. Bunun hesabını sormadan bu köyden gitmem. Ona göre zaten tedarikli geldik. Bak eve bak. Göstersene burayı. Bu evde en az 100 yıldır kimse yaşamıyor. Kim ne derse desin. Baksana. Yosun bağlamış. Merdivene bak. Çürümüş. Ha burada. Abi biri var. Abi selamünaleyküm. Merhaba abi. Merhaba. Abi bu köyde Sahra diye bir abla yaşıyormuş. Bir şey yok abi, biz şeyiz, haber kanalıyız. Sahra'nın haberlerle ilgili ne işi olabilir ki? Bir işi var ki buradayız abi demek ki. İlk defa görüyorum sizi bu köyde, hayırdır siz? Abi kendisiyle bir işimiz var, herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bir iki soru soracağız kendisine. Ajansımızla ilgili, videomuzla ilgili. Abi siz bir bayan, siz 4 kişi. Ne işiniz var o bayanla? Tamam ben sana şu kadarını söyleyeyim abi. Zaten o kadının başına gelmeyen kalmadı. 2 tane pislik kadına bulaştı. Kadının hayatı yıkıldı. Siz ne istiyorsunuz o kadından? Tamam biz de zaten YouTuber'ız abi. Geçtiğimiz videolarda bir takım olaylar yaşadık. O olayları çözebilmek için o abla bize lazım. Sadece birkaç soru soracağız kendine. Ondan sonra çekip gideceğiz. Bir sıkıntı yok yani. Sıkıntı yapma sen de. Ben size evini tarif ederim ama katiyen benden aldığınızı söylemeyin. Abi sen sadece bize evin yerini tarif et. Sıkıntı yok yani. Sadece dediğim gibi birkaç soru soracağız kendisine. Söz veriyorum. Sadece 1-2 soru soracağız. Başka hiçbir sıkıntı olmayacak. Hani videomuz için 1-2 soru soracağız. Sonra çekip gideceğiz. Bakın ben size evi tarif ederim. Yalnız o kadına bir zarar gelmesin. Bir zarar gelirse karşınızda beni bulursun. Yok abi ne zarar gelecek? Sadece ufak bir röportaj yaparız kendisiyle. Sen bir dakika abi demin bir şeyler dedin. Demin 2 tane kadınla tanıştı. Hayatı kaydı. Biz onunla fazla bilgi vermeyin. Ben onun tam tersini duydum ama haberin olsun. Kendi köylü halk arasında duyduğumuz kadarıyla daha değişik şeyler oldu. Allah Allah. Şuradan 100 metre kadar yürüyeceksiniz. Karşınıza karanlık bir ara gelecek. Şurası mı abi? Evet 100 metre ileride karşınıza karanlık bir ara gelecek. Tamam. Karanlık araya gireceksiniz. Sol sağ yapacaksınız. Karşınıza çıkacak ilk ev Sahra'nın evidir. Kısa merdivenli bir ev. Kediyi görüyor musun? Tamam görüyorum. Kedinin karşısına gireceksiniz. Tamam. Sol yapacaksınız, sağ yapacaksınız. Sahra'nın evi karşınıza çıkacak. Sağ demir merdiveni. Tamam eyvallah abi. Görüşürüz. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ben bu işi anlamadım abi. Oğlum tamam da orada. Ne yapacağız abi? Orada ara yok ya abi. Nereden gireceğiz? Karşıda ne sol ne sağ var. Abi sok. Abi. Abi ya burada ne sol ne... Abi nerede lan? Ne oldu? Abi! Oğlum adam nerede lan? Eve mi girdi? Abi! Abi kayboldu. Abi! Allah Allah! Oğlum adamın gösterdiği yerde ne sol var ne sağ var ne sokak var, hiçbir şey yok. Abi! Ulan bir tane adam bulduk, o da ortadan kayboldu. Allah Allah! Kafam buldu bu adam bizimle. Kafa bulsa iki tane kadın. Gösterdiği yerde ne sağ var ne sol var. Ama tanıyordu. Tamam da bu eve mi girdi? Ne yaptı? Yok mu oldu? Tanıyor gibi konuştu ama. Zaten tanıyor, köylünün insanı. Yani başından sağmak için. Ama en azından güzel yanı şu. Doğru yere gelmişiz. Sahra'nın köyü aynen burası. Öyle. Aynen. O da tanıdı. Aynen öyle. Allah Allah. Ulan adam sır oldu. Ya. Acaba şu evde mi oturuyor? Eve mi girdi acaba? Yok abi. İlerleyelim. Belki bir kişiye daha denk geliriz. Aynen. 5 saniye içinde adam uçamaz ki. Abi evine girmiş olabilir belki. Hiçbir ses çıkmıyor. Oğlum tamam fazla dikkat çekmeyelim de köyde. İnsanlar bizi def etmesin buradan. Bir de adamın söylediğine göre halk falan diyor. Demek ki yaşıyorlar burada. Yaşıyorlar da. Sabahtan beri geziyoruz. Bir kişiye denk geldik. Bir tek ona denk geldik. Karanlık ara dediği yer bura mı? Burası sokak mı ki oğlum? Burası evin bahçesi. Teşekkür ederiz teyze. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burası yol çıkıyor mu teyze? Ha burası sokak yani. Evet. Tamam teşekkür ederiz teyzeciğim. Sağ ol teyze. Bak varmış. Allah razı olsun teyzeciğim. Hayırlı akşamlar. Bir kişiye daha denk geldi. Demek ki insanlar yatıyor. Erken uyuyor burada insanlar. Bura nereye burası gidiyor? Nasıl bir sokak oğlum böyle ya? Fenerlerimizi niye açmıyoruz biz pardon? Bizi hırsız sanıp vuracaklar burada lan. Abi verdiği tarife göre dediği yoldan geldik. O teyzenin de söylediği yolda karşımıza çıkan ilk ev burası. Bu ev de var, şu ev de var. Kısa merdivenli dedi. Ya şu evse peki? Arkadaşlar abinin verdiği tarife göre, deminki abinin verdiği tarife göre o yoldan geldik. Yol, ev burası gördüğü yani tek ev. Yanda da bir tane ev var, bu yanda da bir tane ev var. Burayı bir kapısını çalacağım. Eğer burası değilse bile zaten illaki gösterir bize düşünüyorum. Kısa merdivenli demişti. Bismillah. O kapı kendime açıldı, ben mi yanlış gördüm? Abi kapalıydı az önce. Bismillahirrahmanirrahim. Açılırken gördüm, şimdi açıldı bu kapı. Allah Allah. Abi öyle başkasının evine girilir mi? Başkasının evi olabilir abi. Belki abla görüp açmıştır. Nerede abla? Sahra abla. Seslenelim abi. Kendi kendine açılır. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı gördün mü sen? Kamera çekti mi kapıyı? Abi çekti. Sen aldın mı? Abi doğru eve girdiğimizden emin miyiz? Yine de bir seslene kapıyı falan. Seslen abi. Doşaya girme yani. Sesi duyuyorsunuz mu abi? Şşş. Sahra abla. Kimse var mı? Sahra abla. Bebeği kimse alıyor. Yok lan bu evde. Bebeği alıyor. İçeride bebek mi alıyor? Bebek sesi geliyor. Bebek mi alıyor? Evet. Bir dakika. Şşş. Sahra abla. Ablam bebek ağlıyor içeride. Oğlum kimse yok lan bu evde. Bebek sesi dışarıdan, diğer evden mi geliyor, içeriden mi geliyor? Buradan geliyor. Buradan geliyor abi. Yan odadan geliyor herhalde. Emin misiniz bu evden? Evet. Abi baksana. Sus. Bismillah. Kadın evde yok. Nasıl yapacağız? Daha doğrusu ev bura mı şimdi? Gireriz bir de yabancı birinin evine girersek sıkıntı ha. Abi kadın nasıl burada dedi? Kapıyı açtı. Ya tamam da bu bebek niye ağlıyor? Burada olur, sesleniriz, duyar. Kimse yok abi. Ne yapacağız? Ne yapalım? Yok abi kimse yok, kimse. Abi bebeğe bakacağız mı? Ne yapacağız? Abi şu bebeğe en azından ben tek gidin bir bakayım ya. Şeyse biri çıkar derse evime ne girdin, hayırdır falan, içeride bebek alıyor. Kardeşim çocuğuna sahip çık deriz lan, çocuğunu merak ettik de girdik. Lan bu komşular hiç mi duymuyor bu sesi? Gel hele. Doğru yani. Bismillah, bismillah. Çıkarı ağlaması da normal değil. Abi ayakkabıyla gelmeyin ama. Ayakkabıyla gelmeyin. Ayakkabı çıkar. Bismillah. Bismillah. Hayır benim kapıyı açtı, nereye gidecek? İçeriden mi geliyor? Dışarıdan geliyor abi, sanki. Diğer odadan geliyor. Arkasından geliyor. Bismillah. Çocuk patladı ya. Abi ben burayı açmaya tırstım abi yalnız. Seslensene. Abi ben acayip korktum şu an, yemin ediyorum. Ses gerçekten de içeriden geliyor. Bak dışarıdan falan değil, bu komşular falan hiç mi duymuyor bu çocuğun sesini? Çocuğun anası nerede? Bu çocuk kim? Birisi olsa sabahtan beri bakardı abi. Oğlum girek mi buraya? Ya içeride değerli, ya içeride değerli bir şeyleri varsa kaybolur. Abi içeride değerli bir şeyleri varsa haneye tecavüzden gideriz. Bak abi, benim altınım kayboldu da sen ne diyeceğiz? Bir de artı biz buraya yaşımızda o bebeği burada görürsen bizim ödümüz patlar ha, kafayı yeriz biz. Abi çocuğun abi, candan değerli ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 O neydi lan? Kapı kim kapattı kapıyı? Biz buradayız abi, çocuğa düşünüyoruz. Bismillah, bismillah. Abi bence hep boş ver kapıyı. Abi şu çocuğa bakalım. Çocuğa bak öyle çık. Abi öncelik çocuğa bak. Bismillah. Nerede lan bu çocuk? Buradan geliyordu. Sustu herhalde. Şşş. Niye sustu? Sahra abla. Ses yok lan. Sese ne oldu? Bismillah, bismillah. Bir şeyler olmaya başladı. Bismillah. Tamam şey git, çocuk ağlıyor. Ses buradan gelmiyor muydu? Evet. Abi ben size dedim ses belki dışarıdan geliyor. Bir komşunun çocuğu olabilir. Buraydı abi, burada değil miydi abi? Abi yan taraf bura oluyor yani. Abi milletin evine girdik. Ha vallahi başımıza sıkıntı alacağız. Başımıza sıkıntı alacağız. Bak milletin evindeyiz. Benim 100 kilo altınım vardı, kayboldu dese sen neyi ispat edebileceksin? Abi kayıt var, çocuk ağladı diye girdik yani. Çocuğun sesi kayda girdi mi bakayım acaba? Sahra abla! Bu kadın evde yok. Şu odaya bakak hele bir daha. Müze kapandı farkındayız. Şu kapıya bakak. Kilitli mi? Açılmıyor. Şaka mı? Çok sert kapanmış. Kimse yok. Bismillah, bismillah. Ne yapacağız beyler? Kadın evde yok. Komşulardan mı sorsak acaba? İçeride bebek ağlıyor diye girdik. Bebek niye ağlıyor içeride? Onu anlamadım. Yani ağlıyor bebek nerede? Buradan geldiğine eminim ya. Yan taraftan geldi. Fazla ışıkları söndürün. Gir hele, gir. Ne oldu? İçeriye bakacağız. Demin şurada bir şey dikkatimi çekti. Gel İlker gel. Bir şey dikkatimi çekti burada benim. Gel, açayım mı? Aç tabii. Aç. Varsa aç da. Gel hele gel, resimlere baksana. Bizim Sahra dediğimiz kişi bu olabilir mi acaba? Bak. Ne belli abi? Abi aradığımız kişi bir kadın. Olabilir. De. Bilemiyor ki insan. Bu kapı kilitli mi? Bu kapı kilitli. Bu oda mı var? Abi burada yana dolmasın, bebek orada ağlıyor olmasın. Abi yedik. Burası sabit. Burayı kapı gibi yapmışlar ama burası sabit, açılmıyor. Başka yer yoksa bu bebek nerede ağlıyor? Şşş. Abi beni tek bırakmayın, önden gönderiyorsunuz, bir şey çıkarsa aklım gider. Abi ben de arkada kalıyorum. Bismillah, ses yapma. Bence geri gidelim. Bence çıkalım abi. Çıkalım ya. Abi nereye çıkıyor? Hani başladınız yine ha çıkalımlara. Bebek yok. Abi bebek yok ortada. Bir dakika. Terk edilmiş bir yer mi olsa neyse. İlker beni takip et. Yol alalım. Yok. Aç hele orayı bir. Açsana bir. Aç. Tam aç. Kimse yok oğlum bu evde. Allah'ın kulu yok. Ben mi kafayı yedim? Siz mi kafayı yediniz? Arkadaş sizce burası bir oda mı? Yoksa burayı böyle kapatmış kullanmıyorlar mı? Ya o ses buradan geliyorsa? Sabit zaten. Kıracağım neredeyse açılmıyor. Kırak mı? Burayı kırak mı? Zorlama. Ya gelirse gelsin abi, orman videosunda benim başıma ne geldi? Bir önceki videoda bu çocuğun başına ne geldiğini bilmiyor musun? Onun evine zarar gelmiş çok mu? Ama onun evi mi emin değiliz ki. Belki de başka birinin evi, durup dururken başımıza iş almayalım ya. Ne buraya düşündürdü? Eğer ki bu Sahra'ysa... Ailesi de mi varmış bu kadın ilk? Fotoğraf aynı mı iki bayan? Aynı. Bak. Bebekler? Aynı abi. Tarife göre ama bu kadın genç ama bu resim de şimdi çekilmiş bir resim değil. Yani bu zamanda da bu resim... Ortalama 20 yıllık gibi bir 20 yıllık bir resim. 90'ların falan. 99'ların, 2000'lerin resmi bu. Bu da aynı kişiler herhalde. Aynen öyle. Bu ne? Evet eşyaları falan var. İğne. Bu çocuk oyuncakları falan var burada. O bebek sesi var ya buradan geldi. Ben eminim. Biz kapıdayken dışarıdan geliyor gibi de geldi bir yan bana ama. Hatta ben ilk girişte dışarıdan geliyor sandım. Ama yan taraftan geliyor gibi yani. Ne oldu? Videoda montajdayken detaylı bir izleyelim. Eğer o ses varsa o sesleri yükseltelim. Ne ya bunlar? Boş kağıdı boş ver. Gel bak burada ne var. Bismillah. Kerem gelsene bir. Gel bak burada neler var gel. Şu mikrofonu benden bir al. Bunlar neyi sana söyleyeyim kardeşim? Kassas 79, Kevser 13, Araf 58, Bakara 84. Bunlar rukiye ayetleri. Rukiye ayetleri. Cin musallatı, büyü, tılsım, nazar gibi şeylerin şifası olarak indirilmiş ayetler. Bunlar da asıl soru şu. Bir büyücünün evinde bunların ne işi var? Bir büyücü bunların neye yaradığını bilir ama asla ne evine sokar ne de bunları bir insanın öğrenmesini ister. İşine taş koyar çünkü kendi hayatını tehlikeye atar. Yani bu işte bir terslik var abi. Olmaması lazım bunların. Neden özellikle bu ayet? Bunlar rukiye ayetleri. Bu kadın tövbe yolunda olabilir. Dışarıdaki adamın ne dediğini duydun. İki tane pislik kadına bulaştı dedi. Aşırı detaya girmedi. Sadece... Ondan bir tane zarf var. O ne? Fotoğraf mı olmuş? Subhanallah Kerem abi. O mezar değil mi? Aynen. Olayı anlatan kişi demiş ki o büyücülere yardım eden, büyücülerin yardımcılığını yapan cinlerden biri ölmüş. Buraya defnetmişler. Orman videosuna gittiğiniz mezar değil mi bu? Orman videosundaki mezar lan. Dedim ki ayet var. Orman videosundaki mezar. Bismillah gündüz çekilmiş. Biz o zaman doğru evdeyiz. Doğru evdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim doğru evdeyiz abi. O kadın Sahra. Sahra'nın küçüklüğü mü acaba? Bu resim o kadar eski değil. Bu ne? Ben Sahra El Hattat, 1977 İran doğumluyum. 1996 yılında Musab El Hattat ile evlendim. 2000 yılında Hüseyin adında bir çocuğumuz oldu. Bundan 2 yıl sonra eşimi kanserden kaybettim. Eşim öldükten sonra Türkiye'ye geldim. Burada iş bulmakta çok zorluk çektim. Çok kötü günler geçirdim. Günlerce çocuğumla beraber sokaklarda yattım. Bir gün yine sokaktayken 2 tane kadınla tanıştım. Beni evlerine aldılar ve bana sahip çıktılar. Sonra büyücü olduklarını öğrendiğim bu kadınlar burada bildiklerini bana da öğretebileceklerini söylediler. Ben de o zamanın verdiği yoklukla kabul ettim. Bahsettiği iki kadın o iki kadın mı? Aynen. Bahsettiği iki kadın o iki kadın. Adamın dışarıda bahsettiği iki kadın da o iki kadın. Oturup düzgünce okuyalım abi bunu ya. Görüyor mu kamera? Alıyor abi. Sonra büyücü okulun öğreteceklerini söylüyor. Ben de o zaman verdiği yoklukla kabul ettim. Bir süre geçimini bu işle sağladım. Sonra bildiğimiz şeyleri daha da geliştirmemiz için evimize yakın bir ormanda toplu ritüeller yapmamız gerektiğini söylediler. Ve çocuğumu da getirmem gerektiğini söylediler. Birkaç kez istediklerini yaptım ve çocuğumu da alıp o ritüellere gittim. Ta ki o güne kadar. Bu durumdan rahatsız olmaya başlayıp çocuğumu, Hüseyin'imi getirmemeye benim için darlandı ya. Nefes alamıyorum. İlker şuna devam et. Ver kanka kameraya, ben geçeyim. Al kanka. Kenan benim kalbim sıkışıyor. İyi misin? Nefesim yetmiyor abi okumaya. Nerede kaldın abi? En baştan alayım mı abi? En baştan bir okusana şunu bize İlker. Ben Sahra El Hattat, 1977 İran doğumluyum. 1996 yılında Musab El Hattat ile evlendim. 2000 yılında Hüseyin adında bir çocuğumuz oldu. Bundan 2 yıl sonra eşimi kanserden kaybettim. Eşim öldükten sonra Türkiye'ye geldim. Burada iş bulmakta çok zorluk çektim. Çok kötü günler geçirdim. Günlerce çocuğumla beraber sokaklarda yattım. Bir gün yine sokaktayken 2 tane kadınla tanıştım. Beni evlerine aldılar ve bana sahip çıktılar. Sonradan büyücü olduklarını öğrendiğim bu kadınlar bana da bildiklerini öğretebileceklerini söylediler. Ben de o zamanın verdiği yoklukla kabul ettim. Bir süre geçimimi bu işle sağladım. Sonra bildiğimiz şeyleri daha da geliştirmemiz için evimize yakın bir ormanda toplu ritüeller yapmamız gerektiğini ve çocuğumu da getirmemi söylediler. Birkaç kez istediklerini yaptım. Çocuğumu da alıp o ritüellere gittim. Ta ki o güne kadar. Bu durumlar rahatsız olmaya başlayıp çocuğumu, Hüseyin'imi getirmeyeceğimi söyledim. Bana bağırıp çağırıp küfürler ettiler ve evden kovdular. Ertesi gün yine çocuğumla beraber sokakta uyudum. Uyandığımda Hüseyin'im yanımda yoktu. Onların aldığını anladım ve o ritüelleri yaptığımız ormana gittim. Gittiğimde o ikisi oradaydı ve bana mezarı göstererek senin yüzünden oğlunu kurban vermek zorunda kaldık dediler. O günden beri bu olayı herkese duyurmaya çalıştım. Ama hiçbir kurum beni ciddiye almadı. Sizden ricam yazdıklarımı ve fotoğrafları kullanarak ormanda haber yapmanız. Oğlumun, Hüseyin'imin katillerinin cezalarını çekmelerini istiyorum. Lütfen beni görmezden gelmeyin. Sahra El Hattat. Bir dakika. Şimdi o büyük kadınların anlattığına göre bizi bu kadının ölüm makinesi gibi anlattılar. Yok gitmeyin, yok röportaj yapmayın, yok bilmem o kadın sizi öldürür bilmem ne. Burada yazanla o kadınların dediği birbirine tutuyormuş şimdi. Tabii anlatılanın tam tersi anladığım kadarıyla. Çocuğu gel göster gel. Bahsettiği çocuk bu muhtemelen. Buradaki kadının anlattığına göre bu mezar Sahra'nın çocuğuna ait. Ama şimdi biz bunun da bir oyun olmayacağını nereden bileceğiz? Benim anlamadığım, bana bir şeyler öğrettiler diyor. Ama en bilgili ve en yaşlı buydu. En bilgili Sahra'ydı. Farkında mısın? O videoda bize evi tarif eden kişinin Sahra olduğunu öğrendikleri an kafayı yediler, çıldılar. Baksana gözüme bak. Gözümün içine resmen tırnağını soktu ya. Apar topar bizi evden ite kalka oldular. Abi bak yorumda yazanlar da olmuş. Ne varsa o kadınlarda var. Aynen bak öyle. Bu mektup dışarıdaki komşunu söyledi. Bak komşu kadın nereden tanıyor? Bir çıkarı var mı? Ne dedi? Ya o kadının başına gelmeyen kalmadı. O kadın 2 tane pislik kadınla tanıştı dedi. Kadın burada ne yazıyor? Ne varsa o 2 kadında var. Çocuğunu kaybetmiş bir kadın mı yalan söyleyecek? Bakacağım, bir müsaade etsene. O mektup nerede? Burada abi. Abi o diğer boş kağıtlarda da bir şey yazıyor olmasın? Boş kağıtları getirsene. Belki önünde bir şeyler yazıyordur. Bunlar boş, bunlarda hiçbir şey yok. Hepsi mi boş? Bunlar boş. Bizim bu kadını bulmamız şart oldu ha. Ya sabaha kadar bu kadını burada bekleyeceğiz ya da komşuları tek tek gezip, burada kim varsa, kaç tane ev varsa hepsini tek tek gezip soracağız. Abi gelmezse? Gelir oğlum, kadın evli barkına bakın. Nereye gidecek her şey? Eşyalar burada bak. Bu eşyalar da muhtemelen ölen çocuğa ait. Bak ya. Bebek şeyleri var, salınacaklar. Ver oğlum bana. Bunları alalım abi. Bunlar bize lazım olur. Bunları alacağız. O resimler nerede diğerleri? Diğer resimler kimde? O zarfı da getir. Zarfı da getir abi. Bu mektubu bu kadın kime yazmış peki? Nereye yazmış? Abi zarfın üstünde bir şey yazıyor mu? Zarfı getirsene abi. Aa bak. Burada bir tane numara yazıyor. Telefon numarası var. Zarfı ver abi, zarfı. Zarf. Yetimhanesi GMK bulvarı Çankaya Ankara Anadolu Ajansı'na yazmış. Habercilere yollamış abi. Çekeyim. Ben sana bir şey diyeyim bak. Oğlun işin özü anlaşıldı. Bu 2 pislik kadın bu kadının çocuğuna sebep olmuşlar. Bakmışlar bu kadın gariban. Bu kadın işe muhtaç. Bu kadını kullanmışlar, çocuğuna sebep olmuşlar. Bu kadın belki de sesini duyurmak için bize ulaştı. Bak orman videosuna bizi gönderen bu kadın. Büyücü kadınların evine gönderen bu kadın. Demek ki bu kadın bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyor. Bak yazdığı mektuptan senin anladığın şey ne kardeşim? Kadın masum. Buradan yazandan anladığın şey ne? İkisi bu kadınların evine gittik. Emir boğuldu. Kadınlar bize kendini masum gibi gösterdi ama Sahra'ya ulaştığımızı anladığı anda bize yaptığı muameleyi görmedin mi? Sen çekip yapmaya devam ederse canlı tehlikeye atar. Sen ne yapıyorsun? Yapmıyorum çocuğu. İlker kalka çıkardılar lan hepten, gözümü çıkardılar, gözümü. Öldüreceklerdi lan bizi. Ben onlara mı inanayım, burada okuduğum mektuba mı inanayım yoksa bu kadına mı inanayım? Komşu ne dedi dışarıda? Ne dedi dışarıda komşu? Bana onu söyle. 2 tane kadına bulaştı, kadının hayatı mahvoldu dedi. 2 tane kadınla tanıştı. 2 tane büyücü kadın. Aslına bakarsan ben sana olanı söyleyeyim. O büyücü kadının Sahra'yı şunu yaptı, bunu yaptı, onun yüzünden insanlar bizi bir diri diri yakacaktı dediği her şeyi onlar yaptı. Onlar yaptı abi. Bu Sahra'nın üstüne atıyorlar. Beni boğan da onlar mıydı? Seni boğan da onlardı oğlum. Bak oraları çok detaylı izleyeceğiz seninle. Oraları çok detaylı izleyeceğiz. Seni boğan da onlardı, ben sana söyleyeyim. Şu numarayı bir arayalım. Sizce bu numara Sahra'ya mı ait? Mektubu o yazdıysa... Mektubu yazdığına göre muhtemelen... Telefonum kimde benim? Emir, telefonumu ver. Allah. Abi, hoparlörü al da bizde diyor. Ablacığım merhabalar. Merhabayı bırakın, evimde ne işiniz var onu söyleyin. Ablam, evinde bir işimiz yok. Biz buraya seni bulmak için geldik. Evinin kapısına geldiğimizde içeride bir çocuk ağlıyordu. Çocuğa bakmak için içeri girdik. İçeri girdiğimizde çocuğun sesi kesildi. Şimdi o konu bir yana, biz evde sana ait bir mektup bulduk abla. Bu mektupta okuduğumuza göre biz senin nasıl bir insan olduğunu anladık. Yani senin masumiyetini anladık. İstersen buraya yakın bir yerdeysen gel abla. Bu konuyu seninle burada açık açık konuşalım. Her şeyi doğrusuyla eğrisiyle konuşup sana yardımcı olmaya çalışalım. Orada olduğunuza göre sizin orada olduğunuzu biliyorlar. Hemen çıkın oradan. Çıkın oradan, başka bir yerde konuşalım. Sizi arayacağım, kapatın. Kaçın oradan. Tamam abla, tamam abla.